Merhaba arkadaşlar, Geek & Roll kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Altus Plato'daki bütün mağaraları göstereceğim size teker teker. Altta süre koymaya çalışırım. Koymadıysam da artık 10 dakika aralarla bakabilirsiniz mağaraları. Ama koyayım ya, sizin için de daha rahat olur. İsimleriyle beraber güzel olur. İlk başlayacağımız yer Abandoned Coffin bu arada. Hemen videoda geçeyim, oyuna geçeyim. Abandoned Coffin Grace'ine gideceğiz. Ardından burada iki tane mağaramız var. Bir tanesi şurada, bir tanesi de şurada ileride. İlk soldakinden başlayacağım. Şimdi arkadaşlar, buraya gitmeden önce soldaki gittiğimiz, şu an gittiğimiz yani mağaranın iki tane Stone Sword Key istediğini söylemek istiyorum size. Çünkü boşuna git gel yapmayın yani. İki tane lazım. Şunu da alalım ya üzerinde. Secret Order. Aa, Secret Order burada mıymış ya? Hiç unutmuşum. Bakın zaten şurada da gösteriyor yerini. Hemen şurada aşağıda arkadaşlar. Buradan ilerliyoruz. Mümkün oldukça şey çağırmaya çalışacağım. Hani yanıma adam almaya çalışacağım. İki tane, bakın. Şurada gördüğünüz gibi iki tane şey kullandım. Anahtar. Şimdi buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Oturalım, manamızda olsun. Bütün gücümüzle ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar, birkaç tane mağarada farklı spell'ler kullanacağımız için ilk önce mesela şu çıksın. Bunu hiç kullanmıyoruz değil mi? Kullanmıyoruz yani, çok belli. Starlight'ı alacağım yanıma. Mağaralarda bunu kullanmadığım için bunu çıkartıp onun yerine de Rock Sling'i alacağım. Çünkü birkaç tane, bir tane gireceğimiz yerde arkadaşlar şey lazım bize. Starlight nerede? Bunu kullanalım arkadaşlar. Işığımız olsun. Şöyle devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar, şurada bir tane ezik var. Eziği indirelim. Tek attık mı? Çok güzel. Tek atıyorsak var ya, 10 numara. Harika harika. Süper. Bunu açalım. Yardıma birisi gelirse ne ala, gelmezse hiç sorun değil. Biraz bekleyelim şöyle. Sağ sol sağ sol yapalım. Gelen var mı hacı dayılar? Geliyorsunuz mu? Gelmiyorsunuz. Sizin kaybınız. Bayağıdır açık çünkü bu. Ama gelmediler. Şunu indirelim salağa. Buna iki tane lazım. Bu büyük baltası olanlarda daha fazla can var. Haberiniz olsun. Şimdi bir sağ solu kontrol edelim. Böyle mesela salaklar böyle burada çünkü. Aa, iki tane yetmedi mi buna? Okey. Sorun değil. Hiç sorun değil arkadaşlar. Bir Ghost Glove Ward'larımızı alalım. Bir de şu duvarları bir kontrol etmek istiyorum arkadaşlar açıkçası. Çünkü varsa kaçırmayalım. Sonra işte üzülürüz yani boşuna. Ama yok gibi sanki ya. Olsa zaten birileri yazardı bence. Hiçbir şey yazmamışlar. Ah. Bastım tuşu ama biraz elim uzakta kaldığı için yapamadım. Burada da yok. Buradan devam ediyorum o zaman. Mana potu bastım be. 10 dakikada bastı ya gerçekten mana potunu. Neyse, şunu alalım. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Bomboş bir yermiş yani. Devam. Asıl sıkıntılı yer burası zaten. Ya buralar korkutucu yerler aslında. Burayı hatırladığım için biraz rahat için. Hani çok küfür etmeden, şaşırmadan oynuyorum. Fark etmişsinizdir. Bir de üstünde büyük bir ışık var ya, ondan içimde rahat. Peki bunları indirelim. Daha var mı hatırlamıyorum. Bir tane daha varmış. Daha da yok. Tamam, böyle devam edelim şimdi. Şu piercer'la buradaki mobu keseceğim. Şu. Atla lan aşağı it. Lan tam zamanında mı çıkardım ya oku? İnanılmaz ha.
Starlight'ım bitti ya, ufak. Haha ezik. Dur lan. Köpek senin. Sen kimsin oğlum? Kimsin? Kapıyı açmamış bulunmaktayız. Ama olsun, en azından yerini öğrendik. Şimdi etrafımızı bir güzelce kontrol etmemiz lazım. Çünkü bir şeyi kaçırmışız. O da sol taraftaki gitme, aşağı atlamamız gereken yer zaten. Şurası. Şimdi buradaki herkesi indir... Öldürdük galiba. O yüzden içimiz biraz rahat olabilir. Şöyle bir gezelim bakalım. Aynen, herkesi öldürmüşüz. Kimse ayağa kalkmıyor gibi. Allah. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok arkadaşlar. Sizi kandırdım ben. Biliyordum kimsenin olmadığını. Elimizde düzgün bir şey olsun da, şimdi burada sağa solda bir şey çıkacak çok belli. Burada bir şey yok. Burada kesin var. Burada da yok. O zaman burada kesin var. Burada da yok. Lan arkamda mı acaba? Burada da değil. Kimse yokmuş. Okey. Kapıyı açtık. Aşağı atlayalım. Allah Allah. Ha, bu salak şeydeymiş. Buradaymış. Tamam. O atladığımız yer var ya, şeyi açtığımız. Orada bekliyormuş o. Ama biz ne yaptık? Zekamızı kullandık. Aşağı indirdik adama. Ve tamamen zeka oyunu arkadaşlar bu oyunlar. Haberiniz olsun. Kim lan? Kim var içeride? İki kişiler, güzel. Biz de iki kişiyiz. Ana. Anamız mı yok? Niye böyle? Ha, çünkü elimde Moon Veil varmış o yüzden. Ama buraya takılmayayım ya. Bu ne abi? Bu ne şu an? Geri zekalı. Seni bununla öldüreceğim it. Oha. Dinosaur'a bak. Oha. Bunlar ezik ama zaten. Parfümer Trisha şeyini aldık. Ash of Spirit Ash'ini aldık. Ve yolumuza devam ediyoruz şimdi. Burası kolaydı. Fark ettiğiniz üzere kaç, 6-7 dakika falan sürdü herhalde. Aynen 7 dakika sürmüş. Şimdi buradan da geriye doğru koşmayacağız. Şuradan şuraya gidelim. Abandon kafını ışınlayalım tekrar. Kafın. Ardından hemen yine aynı şekilde, bu sefer bu taraftan sağa doğru. Zaten hani şurada mesela gezerseniz eğer, burası bayağı geniş bir yer ya, bomboş. Gezerken arkadaşlar bir şey var mı diye çeklerken burada şey göreceksiniz zaten. Gerçi akşam zamanı. Akşam olduğunda arkadaşlar burada bir sürü deniz anası göreceksiniz. Deniz anaları da zaten şurayı işaret ediyor. Burada bir tane cave var, gel abi diyor. Ondan sonra gidiyorsun zaten. Burada bir sürü krinalili falan filan var. Alalım, iyidir. Sonra buradan yine Starlight'ımızı alalım. Bir summon deneyelim bakalım, gelen olacak mı? Denemekten zarar gelmez diyoruz yani biz, bizim oralarda. Siz ne dersiniz bilemem. Biraz bekleyelim. Hop. Bu aralar biraz az Elden Ring atıyorum, farkındayım, ama farklı serilere de başlayalım Starfield gelene kadar. Dedim hani en azından Mafia falan olsun kanalımda, çok sevdiğim serilerden çünkü. Fakat şey olmadığı için, nasıl diyeyim, internetim de yavaş olduğu için ve kullandığım şey, bu ne lan? Niye böyle bir şey yapmışlar acaba? Kullandığım rehberde bir sıkıntı oldu arkadaşlar geçtiğimiz günlerde. Ay ananı, ben daha bundan bastım. Sen bir daha çıkacaksın mı? Evet. O zaman bununla oynayalım ya. Kullandığım rehberin şeyinde sorun oldu. Gösterdiği kısımda. Ben de hiç hani şey yapmadım. Nasıl diyeyim, bir tık uğraşmadım Elden Ring'le. Çünkü çok fazla Elden Ring oynamıştım. Biraz böyle yorulmuştum Elden Ring'den. Bu arada Souls'ları böyle salmak lazım.
Çünkü ben yıllardır oynuyorum arkadaşlar. Benden çok fena solcular var tabi de. Bunlar her gün oynuyorlar yani. Ben zevk alıyorum ama fazla oynayınca kafa gidiyor benim. Günlük hayatımı etkiliyor. Düşünce yapımı da etkiliyor bu arada. Ananı. Siz kimsiniz oğlum? Ananı ağladım. Gerizekalılar. Acı da ya, niye ölmüyorsun ki hemen? Beni uğraştırıyorsun. Herkes öldü mü? Lan. Bandit Curved Sword. Güzel. Canımız da azalmış ama sorun değil. Oha. Bu ne lan böyle? Kaç tane sandık var? Umarım tuzak yoktur ya. Hiç de hatırlamıyorum abi ben buraları. Yüksek ama ben kendi playthrough'larımda Sage Cave oynamadım ya. Yok. Şuna bağlı. Buradan ne çıkacak? Nascent Butterfly. Hiç hatırlamadım buraları açıkçası arkadaşlar. Kendi playthrough'larımda belki de atladım Sage Cave'i, emin değilim. Bir Starlight'ı tekrar sıfırlayalım arkadaşlar. Birazdan biter bu. Sonra tekrar devam edelim. Benim refleksle var ya, yakıyor bu arada. Gidin lan. Ezik. Refleksler fena. De oraya bakıyor ha. Oraya giden, orası gizli duvar diye gösteriyor yani aslında. Hop. Ha şeymiş, sandık, çok iyi. Consort key güzel. Çok iyi. Canımızı yine fullleyelim. Anamız zaten dolu. Ne oluyor abi böyle? Her yerde sandık var la. What the? Ha bir dakika. Burası şey yeri mi? Dur be. Yok. Bu da değil. Bu ne? Abi ne oluyor ya? Her yer sandık. Golden Great Arrow. Senin arkan gizli duvar değil mi lan? Değilmiş. Olsun. Denedik en azından. Ne lan böyle? Ben daha Starlight kullanacağım. Tekrar devam. Allah, aşağıda ne var lan? Durmuş. Şuraya bir çekleyeceğim ben, ne var burada bir bakalım. Aman burada da sandık var. Ne avradını be, her yerde sandık var ha. Heh tamam, hatırladım. Okey. O raptor şeyini görünce dedim acaba lan burası orası mıydı diye bir şey yaptım, düşündüm de. Aha, boss'un olduğu yere geldik, okey. Şu ileride ne var onu merak ettim. Yoksa o yalancı boss mu acaba? Aa. İki tane boss var burada. Yok, ikisi de aynı yüksek ihtimal. Ne bu? Dry Dog. Bir şey ifade etmedi benim için. Şimdi şunu şey yapalım. Bunu da basalım. Ardından girip hemen mimimizi çağıralım. Black Knife Assassin. I know. Tamam. Geryon Piercer'la ben bunu lan. Aa, bu böyle mi oluyor? Okay. Ya bunu nasıl, bunu göstermenin bir yolu vardı ya ama hiç hatırlamıyorum arkadaşlar, biliyor musunuz? Neyse tamam, sıkıntı yok. Diyeceğim. Bir dakika. Diğer kapı nerede? Kapı görünmüyor, diğer kapı. İki boss mu var burada? Bir dakika. İki boss var galiba arkadaşlar. İki boss var burada.
Evet, iki boss var. Tamam, şimdi oldu. Okey. Umarım bu zorlu boss değildir çünkü şeyimiz yok. Bu ne? Necromancer Geras. Okey. Aa. Okey. Nice. Aa, tatlı attı şeyime. Buradan. Ezik. Kim la bu? Ben bunu hiç hatırlamıyorum. Family Heads de olabilir. Ha, zaten bakın ilk buna gelseydik diyecektim yine anlamazmışız. Hiçbir türlü anlamazmışız. Neyse çıkalım hadi. İki tane boss kestik böyle. Bir tane mağarada güzel. Şimdi şey var. Gelmir Heroes Grey mi öyle bir şeydi. Buna gideceğiz arkadaşlar. Bu bitti. Bu bitti. Şimdi bu Sainted Heroes Grave'i ben açtırdım size. Önceki şey videolarına giderseniz eğer boss videosuna 43. bölüm olması lazım. Orada buraya nasıl geldiğimizi görebilirsiniz arkadaşlar. Ben açtığım için buradan direkt ışınlanıp devam edeceğim. Haberiniz olsun. Şurada bir açalım bunu. Neymiş bu? Biz burası için çok mu uçtuk acaba? Crimson Seed Talisman. Bu potlardan gelen şeyi arttırıyor galiba. Haberiniz olsun. Ne bu? Shadow bathes in light and knows weakness. Şimdi burayla ilgili size bilgi vereyim biraz. Burası çünkü çok farklı bir yer. Hiç görmediğimiz bir yer bu zamana kadar. Benle oynadıysanız. Şimdi arkadaşlar burada bakın şurada zaten ipucuyu vermiş. Diyor ki gölgeler ışıkta duş alır ve şey yapar diyor. Yıkanır. Işıkta yıkanır ve zayıflığı orada bilir diyor. Yani burada farklı türden moblarımız var. Aynı tür ama farklı görünüyorlar. Yani gölge oluyor bunlar arkadaşlar. Hepsi siyah siyah. Bu işte hani bizim saçma sapan bıçak fırlatan böyle küçük minik absürt şeyler var ya böyle hınzır. Onlar mesela gölge halinde ışığa çekip öyle öldürüyorsunuz. Yani buranın taktiği bu. Bulamadığınız için yine bunu söndüreceğiz. Kimsemiz yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İnsan çok güçlü olunca yanına gelecek adam da bulamıyor. Şimdi şöyle. Şuraya bir bakalım. Ya buralarda mesela bir tık korkuyorum. Çünkü buraları bilmiyorum. Sadece buranın olayını biliyorum ben. Ama onun dışında bir bok bildiğim yok. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu ışık bölümlerini görüyor musunuz? Bu ışık bölümlerinden dışarı çıktıklarında bunlar siyah bir hal alıyor. Mesela bak şunları görüyor musunuz? Bunlar gölge olanlar. Bak. Bunları vurmaya çalıştığınızda vuramıyorsunuz. Kanıtı da şöyle yapalım. Bakın. Attım. İçinden geçti gitti gördünüz mü? Kanıt bu yani. Ama bu içine girdiğinde hop bak gördün mü? Laneti şey oldu. Hemen ağzına sıçtık. Olay budur arkadaşlar. Şimdi yukarı gidelim. Yukarıdan bir bakalım neler var neler yok. Çünkü bilmiyorum orayı. Bir kör bir giriş yapacağız bakalım. Blind. Blind dedim mi? Şey Blind Gaming diye bir serim var arkadaşlar benim. Eğer görmediyseniz daha. Kontrol etmediyseniz. Orada da arkadaşlar şey yapıyorum. Ne yapıyor lan bunlar? Böyle oyunları hiç şey yapmadan, önceden kontrol etmeden girip oyunlara tepki veriyorum. İşte inceleme yapıyorum falan. İlginizi çekerse eğer kontrol edebilirsiniz. Oynatma listelerimde bulunmakta. Lütfen bir tane daha vurayım öl. Bir tane daha vurayım öl hadi. Ne oluyor şu an? Mesela ben göremiyorum. Yani göremiyorum yani anladın mı? Saçma sapan yere amına kodumun oyununda yani ne gerek var anladın mı? Bir şey de yok burada çünkü bak aha bomboş. Ne gerek var? Dalga geçiyor yani resmen oyun sizde arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil yani. Hiçbir şey yok ha. Bomboş bir yer. Bu da o deminki size taktiği gösterdiğim yer arkadaşlar. Hiçbir bokta yok. Gizli duvar var ama bir boka yaramadı. Ve sinir oldum yani şu an.
Oğlum ne gerek var yani abi? Hiçbir boka yaramayacaksa orası. Hiçbir şey kazanmadık oraya girerek arkadaşlar. Girmeyin bence. Şimdi bakın bunların lanetini kaldırıp şurada öldürebiliriz. Ama isterseniz ha, onlar bize vurabiliyor bu arada. Öyle bir mallık var. Ama biz onlara vuramıyoruz. Şu şekil. Bunları indirdik. Burada bir şeyler var mı? İşte bilmiyorum ki. Ya bu güzel bir mekanik olmuş. Hani şey bok atmayı kenara bırakacağım da güzel bir mekanik olmuş. Hani iyi düşünülmüş bir şey. Fakat yani deminki olayı hiç sevmedim açıkçası. Yaşanan şeyi yani. Lindell Soldier Ashes. Arkadaşlar buraya hani fark ettiğiniz üzere buraya düşeceğiz aşağı zaten. Kırılacak burası. Şey yapmayın, korkmayın. Atak sadece şu gerizekalılardan var yani. Bir şey yok. Bunları böyle bekleyin size gelmesini. Bundan sonra indirirsiniz zaten. Lanetleri kırılınca bunların böyle bak böyle bir poizliyorlar bunlar. Böyle rahat rahat oynayabilirsiniz burada. Çok kasmayın. Ben şu an çok fazla kasığım zaten. Siz kasılmayın. Heh, tamam bitti burası leşim. Zaten burası leşimiz bitti bu arada. Bir tane adamı ta buraya kadar çekip keseceğiz ki kapı açasın. Ondan sonra boss'u bitiriyoruz. Bölümü bitiriyoruz. Mağarayı bitiriyoruz. Yukarıda ne var? Bunu bir kontrol edeyim. Ne var burada? Siz kimsiniz acı dayı? Ben sizle uğraşamam şu an. Hadi görüşürüz. Şöyle bir bakalım ne var ne yok. Etrafı kontrol edelim. Bu Stone Sword Key var lan burada. Okay. İşte bilmiyordum ha. Güzel. Bu bölümün sözü de hiç de bilmiyordum oldu bu arada. Böyle bir kelimeye takılınca sürekli söylüyorum herhalde ben. Böyle bir olayım var. Düşen eşyaları almayı unutmayalım. Eşya eşyadır arkadaşlar. Bunlar para eder yani. Kullanıcı dayı. Aaa. Sponsor kimimiz yok arkadaşlar. Olsun. Olsun. Olunca geliriz. Yapacak bir şey yok. Olunca gelin arkadaşlar. Buna bakın ne var hiç hatırlamıyorum ben. Ben gelmeyeceğim ama uğraşamam. Buraya kadar koşamam bir daha yani. Yalan yok bizde. Sizi kandıramam. Şunu alayım bu arada. Bir tane Ghost Glove Ward, bir tane Ghost Glove Ward'tur derler bizim orada. Nereye geldim ben şu an hiç bilmiyorum ha. Şimdi şu yukarılara bakalım. Orada kapı var mı? Yok. Buradan içeri giriyoruz. Oha oha oha. Neydi lan? O neydi öyle? Bütün canım gitti ya. Rezilliğe bak. Neyse devam. Devam arkadaşlar. Sorun yok. Arada yan ekrana bakıyorum böyle alışkanlık. Yan ekranda dizi açık da. Böyle yani çalışırken falan kenara dizi açıyorum. Allah'ım ne lan? Allah senin belanı versin ya. Allah senin belanı versin şerefsiz it. Yürü git. Çık hayatımdan ya. Geri zekalı mıdır nedir ya? Ya oyundaki bak açık ara gerçekten bakın ayı mayı da değil ha. Runebear falan demiyorum bak. Gerçekten açık ara en geri zekalı, en beyinsiz, en düşünülmeden yapılmış mob. İnsanı hem korkutuyor tamam mı? Sesimesi de bok gibi. Rezil bir şey. Gereksiz yani. Ne gerek var? Ne kazandım ben onu öldürüp? Dalga geçiyor yani gerçekten oyun. Şimdi buraya bir daha gelmemek için şunları şöyle alacağız arkadaşlar. Ben ölmeyin ama. Ya bu arada bunu kestikten sonra kapı açılıyor. Haberiniz olsun. Benim acil burnumu kaşımam lazım. Şöyle tek elle yapayım. Pardon. Hemen atlayın. Bu zaten geliyor direkt arkanızdan. Şey yapmayın yani. Gördünüz mü? Bu şekilde. Dümdüz koşun. Koş lan. Tamam. Burada bunu keseceğiz. Aa, geride kaldı geri zekalı. Mal mısın lan? Mal.
Gel gel, geri zekalı. Gel. Beyinsiz seni. Gel de ananı belleyeyim seni şimdi. Gel gel. Hop. Hacı dayı. Hacı dayı. Gel bakayım. Sıkıyorum ama şu an. Hadi yürü. Kapıyı açtık arkadaşlar. Boss'a giden kapıyı. Umarım boss'ta gebermeyiz çünkü bir tane jump pod'umuz kaldı. Dikkatli oynamamız lazım. Bu arada çarpıyordu biliyor musunuz? Gerçekten çarpıyordu yani. Dikkatsiz oynamanın sonucu. Nice. Orada bir şey mi var lan? Arkamdan gelecek diye çok korktum bir şeyin bu arada. Ha burada Marika varmış, çok iyi. Ya bir git dayı. Beni yiyeceğimi düşündün ya. Şunu içelim arkadaşlar. Ardından şunu yapalım. Ne oldu lan? Niye çalışmadı bu şu an? Ha böyle yapacağım çünkü. Şunu da alalım. Hadi girelim. Ha okey, bu bayağı kolay ya, tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Ama herhangi bir şey yersem geberirim şu an. Ne yapıyorsun sen? Hayır hayır hayır. La vur şuna, vur gerizekalı, ne yapıyorsun? Aa bak, ölürsen var ya. Vursana lan. Kimle kapışıyor bu arkada? Allah belanı versin senin ya. Ne yapıyorsun abi sen? Hayır, bir de sinir oldum ha. Can potumda yok ya. Heyecan yaptım yani. Gerizekalı şuna odaklanıyor abi. Oyunun dışında lan o. Mallığa bak. Bug abi bu direkt. Başka hiçbir şey değil yani. Bug bu. Özürlü piç ya. Bu şeyde gerçekten var ya, sinir oldum yani mağara bölümünde. Dövüş şununla, bacını siktirtme bana şimdi. Gerizekalı. Nasıl sinir oldum ya, var ya inanılmaz yani. Bu kadar kolay olacaktı, anladın mı, agro üstüne alsa. Beni uğraştırıyor yani, başka hiçbir şey değil. Bu da bu arkadaşlar, bu bulduğumuz şey legendary summonlardan, haberiniz olsun. Achievement'lar için gerekli olan summonlardan biri. Achievement var bunun. Bütün efsanevi şeyleri topla diye geçiyordu galiba. Evet, burası da bitti sonunda. Rezil bir yerdi. 29 dakika olmuş bölümümüze. 2 tane kaldı zaten. Mağara. Şu da bitti. Şimdi Perfumer's Grotto nerede? Ona koşturmam lazım. Sonu açtırmadım çünkü. İlk oraya gideceğiz çünkü karşı tarafında Altus Tunnel var. Altus Tunnel'daki kısım bunun karşısındaki bir tane mini boss gibi bir şey var. Onu kesince orada yukarıdaki şeyi, Arsenal Charm var. Onu almak daha kolay oluyor. Tabi burada, burası da hani kolay zaten. Yok. Sadece gittiğiniz yerde birkaç sıkıntı var. Onu da hallederiz, sorun değil yani. Ve kenardan koşmanız lazım arkadaşlar. Çünkü burada bir tane Rune Bear var. Ben size söylemiştim hatırlarsanız. Şurada bakın, birazdan harekete geçecek o. Gördünüz mü bakın şurada.
Buradan böyle giderseniz sizi görmüyor. Ama görebilir de. Ben yani buraya giderken mağarayı açarken görmedi. Böyle geçtim ben. Ama belki sizi görür ve saldırmak ister. O yüzden korkmayın. Arkanıza bakmadan böyle ilerleyin. Bakarsanız çünkü birden böyle ekrana patlarsa sıkıntı olabilir yani. Hemen şuradan içeriye girin arkadaşlar. Atlayın. Hop. Oturalım. Her şey sıfırlansın. Zaten sıfırlanmıştı ama olsun. Sonra şunu basalım. Ve yolumuza devam edelim. Lan Rune yine 115.000 olmuş ya. Keşke harcısaydım bu arada buraya girmeden. Burayı pek hatırlamıyorum çünkü. Bakayım tek atabileceğiz mi? Güzel. Yeterli bence. İdeal. İdeal boyutta. Sen ne yapıyorsun lan? Salak. Oha, çiçeğe falan da tek atıyoruz ha bu arada. O çiçeklere hasar vurmak zordur ha arkadaşlar. Patlatacaksın değil mi bir tane? Ben usurup bombası atıyor. Biraz bekleyin böyle. Beklememiz de gerek yok ya. Uzaktan şunu atayım. Bundan çok hasar yemiyor gibi bu. O yüzden şu piercer'la. Ne zaman bitecek bu? Allah Allah. Yok ya, bu bağırlar bizi arkadaşlar. En mantıklısı şu yani. Bununla böyle atacağız birkaç tane. En mantıklısıymış işte. Niye böyle uğraştırsam yani harbiden. Ya fark ettiğiniz üzere bu hani çiçek olan yerlerde genelde çiçek boss'u oluyor, haberiniz olsun. Bir tane daha böyle bir yer görmüştük Limgrave'de, ta bayağı uzak yani. Çok eskiden. Bir tane çiçek boss'umuz var burada kesin. Ve duo boss'lardan. O yüzden şey yapmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Ama ölmeyin. Bunumuz bitti. Hemen koşun, bir tane daha vurduk ne olacak zaten. Şunu da indirelim. Önünde çiçek öldürüyorum, adamın haberi yok. Bunu da bunu öldürelim. Hop. Burada çok eşya bir şey yok. Bu mağara çok önemsiz bir mağara bu arada. Hani bir şey yok yani bu mağarada. Sadece şu işte ha. Bunu öldüreceksin abi. Onu da. Ula neyse. Bırak silahını indiririz bir şunu. Öldü. Ha, demek istediğim şu Altus tanıla bağlandığı yer şurası, bakın şu karşıdaki eşyayı almak için buraya geldik yani. Hani bu mağara bunun için var aslında. Başka bir anlamı yok yani bu mağara. Gerçekten bakın zaten boss kestiğimizi de anlayacaksınız, hiçbir şey vermiyor. Dümdüz bir yer yani. Güzel. Manamızı fullleyelim. Şunu içelim. Ardından şunu alalım. İçeri girer girmez şunu basıp hemen can potu basmamız lazım, yoksa öleceğiz. Evet. Ölmedim ama güzel. Şunu bize attı. O yüzden böyle biraz kenarda duralım. Şimdi şu salağı piercer'la keseceğim. Piercer'ı bildiğiniz üzere ben çok seviyorum. Şu şekil. Bakın vurduğumuz hasar gördünüz mü yani? Olağanüstü bir hasar vuruyoruz ya. Süper yani. Bunu da şununla indireceğiz zaten. Bu bizi hiçbir şekilde vuramaz. Şununla şöyle. Bizim şeyle, mimikle beraber indirdik zaten. Bu kadar. Burası da böyleydi arkadaşlar. Aldığımızda Great Omen Clear Cleaver diye şu adamın kullandığı silahlardan. Şimdi buradan geri çıkıyoruz ve son tünelimize gidiyoruz. Orayı ben açmadım. Beraber gideceğiz. Ki zaten açsaydım da beraber gidecektik çünkü orayı açmamıştım. Size göstermemiştim yani. Şuraya ilerleyelim. Ardından şuraya ışınlanalım rastgele. Hızlıca. Bir tane de level verelim. Hatta iki tane de verebiliriz. 130 oldu. Biraz şey harcarsak. Envanter.
Şunu harcarsak vereceğiz herhalde 2 level. Bakalım. Verebiliyoruz, çok iyi. 30 yapalım bunu temizinden. Şimdi arkadaşlar nereye şimdi dönüyoruz biliyor musunuz? Tunnel'ımız burada, bakın önemli tunnel'lardan. O yüzden vereceği şey de çok iyi zaten. Şimdi burayı kesmemiz için bize kesinlikle rock sling lazım, onu söyleyeyim size. O yüzden hani rock sling çektirdim size. Bayağı erken çektirmiş ama son mağaradaymış. Teker teker gittik gittik, en son bu geldi yani. Neyse. Böyle inelim. Hemen sağ tarafta böyle. Yerinde zaten map'te de çok belli yeri. Bakın şöyle. Direkt belli lan. İşaretlemişim zaten, niye bakıyorsam. Şurada arkadaşlar dümdüz ilerleyeceğiz. Aa, bir dakika, bir üstte mi acaba? Evet, şuradan. Pardon. Zaten eğer yine hani gece gelirseniz buraya, burada yine şeyler oluyor bu arada hatırladığım kadarıyla. Neydi adı? Deniz anaları oluyor, haberiniz olsun. Burada umarım bir yeri kaçırmam. Burası çünkü hani Smithing Stone 5 yeri olması lazım komple. Her yerde Smithing Stone 5 var. Yan taraflarda falan bir şey yok. Şöyle. Bir de oturalım buraya. Canımız azaldı çünkü. Şimdi. 1000'de şeyimiz var. Çok az da paramız olduğu için rahat rahat istediğimiz kadar gebere gebere oynayabiliriz. Aa, salağa bak. Hop. Hayır, niye adam orada ölürken sen izliyorsun? Böyle bir adam mısın sen acaba? Ya bu şeyde, Elden Ring'de şey animasyonları çok kısa. Mesela Dark Souls oyunlarında bu animasyonlar bayağı uzun sürüyor. O yüzden rahat rahat, mesela hani etrafınız çok kişi var ya diyelim, hemen şey yapabiliyorsunuz. Abi hemen bir sandık açayım da, sandığın yanındaysanız tabii diyorsunuz. Hemen sandık açayım da bir şey olalım. Neydi? Adamlardan kurtulalım deyip sandık açabiliyorsun ya da kapı açabiliyorsun etrafında varsa. Ama Elden Ring'de öyle değil ki. Elden Ring'de hemen açıyor ya, tık diye açıyor. Normalde o zaten ama 10 dakika sürmemesi lazım bir sandığı açma. İlk değilse. Bunlar da mala bağlı herhalde. Bunlar normalde atlardı. Şansıma. Siz de atlarlarsa uzaktan uzaktan kesin bunları arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun acaba? Kim o? Yazdım oğlum seni kenara. Sen var ya, işim bitti. Kimsin lan sen? Kim? Aa, şansa bala burada bir tane daha buldum ha. Nerede o mal? Şu şey, şu gerizekalıyı öldüreyim. Sen mi attın lan onu? Ha? Yok, bu mal atmış. Hacı dayı ne oldu sonra? Yüzüyorsun yani beni. Ne gerek vardı? Bak, ben seni öldürmesem, sen beni öldürmesen bu devlet geçinir yani. Digger stuff. Güzel. Nereden gideceğimizi bilmediğim için her yere gidiyorum şu an o yüzden. Şu etrafa bakalım, bir şey var mı yok mu? Bunu alalım. Bomber smithing. Güzel. Ne haber Hacı dayı, iyi misin? Çocuk nasıl? Arteria leaf. Açılıyor mu burası? Açılmıyor. Devam. Şimdi bence gidiş şurada. O yüzden şurayı bir kontrol edeyim. Burada değil yani bence gidiş. Ama buradaymış. Yo, değil değil, tamam. Ha, burası da bak demin olduğumuz yer. Karşısı. Yukarıda da işte bu equip load'unuzu arttıran equip. Bu ne lan, aşağıda da yer varmış, bunu bilmiyordum bu arada. Ben yer miyim onu? Öyle birine mi benziyor? Salak seni. Aha. Bu da kırılıyor mu acaba? Kırılıyor mu bu? Tamam, kırılmıyormuş. Altıma sıçtım bu arada. Tamam. Şöyle devam edelim. Normalde bak arkadaşlar, size bir tavsiye vereyim mi? Bu tarz yerlerde düşeceğinizi düşünüp dikkatli oynarsanız düşersiniz. Haberiniz olsun.
Normal rastgele çile oynayın, düşmezsiniz. Adım gibi de eminim bak. Bu taktik %100 tutar. Çünkü ekstra uğraştığınızda arkadaşlar %100 düşüyorsunuz. %100. Bak demin düşüyordum mesela. Çünkü hani düşeceğim mi diye düşünürken düşecektim harbiden. Ama ne oldu? Saldım sonra düşünmeyi. Hop geçtim. Çok easy yani. Ne lan böyle? 100 tane bundan var burada herhalde. Daha var mı burada şeyden? Ha. Nice. Hepsini aldık arkadaşlar şu an. Girelim. Hemen Mimi'mizi çağıralım. Bunlar sıkıntılı olanlardan hatırlarsanız. O yüzden Ruxling'i aldım. Umarım beni dinlemişsinizdir. Ve herhangi bir şey atarlarsa öleceğiz. O yüzden şunu hemen yapalım. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Allah. Evet, şunu yapalım. Şunu yapalım. Ve şunu yapalım. Ve spamlıyız abi, yapacak bir şey yok yani. Oyun bize bunu vermiş, biz de yapıyoruz. Sonuçta biz büyücüyüz. Somberstone Miners Bell Bearing almış bulunmaktayız. Daha da bir şey kalmadığına göre yukarı çıkalım. Ve mağaralarımız bitmiş bulunmakta arkadaşlar. Kaç dakikada bitirmişiz? Bayağı chill bir bölüm oldu, 42 dakika. Güzel. Buradan ışınlanabiliyor muyuz? Evet. Şimdi bütün mağaralar bitti değil mi? 1. Buna gittik. 2, 3, 4 ve 5. Süper. Şimdi arkadaşlar bölümümüz bitti. Burası meraklısı için bir şeyi aldığımız eşyaları verelim. Somberstone şeyini aldık ya. Onu buraya verelim. Ne aldığımızı göstereyim size. Pardon. Bakın arkadaş, aldıklarımız şuydu. Bu ve bunu artık sonsuza kadar satın alabilecek durumdayız. Haberiniz olsun. Onun dışında şimdi bir de gidelim bakalım artı basabiliyor muyuz? Ondan sonra bölümümüzü bitirelim beraber. Bunlarla da konuşuyorum ya. Sohbet etmek iyi oluyor bazen. Herhangi birini basamıyoruz arkadaşlar. Aa, eşofor takabiliyormuşuz buna. Güzel takalım. Ya ben şeyi kestim size ya. Hazır aklıma gelmiş, onu keselim hadi. Bayağı güçlüyüz bunun için ama olsun. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buradan aşağı atlıyorsunuz, tamam mı? Burada NPC Invader var. Yani. Şu an yaptırasım geldi. Ha. Tamam. Yürü lan, selam belam yok. Ah be, onu yapmasına izin vermemeliydim. Hadi görüşürüz. Bundan sonra arkadaşlar şurada bir yerimiz var. Ama Stone Sword Key mi lazımdı burası için? Yok değil, tamam. Burada da bir tane eşya var arkadaşlar. Sıfır pata diye bir eşya. Şu bölüm, şurada da bölümü bitirelim bu arada. Bu arkadaşlar hiçbir şekilde kalkan görmeksizin, hani karşınızda kalkanlı bir rakibiniz varsa diyelim. Kalkan görmeksizin direkt buna hasar verip öldüren bir eşyadır. Bir yakın silah şöyle vururlar. Şey gibi. Assassin's Creed hançerini buraya takmışsınız gibi yani. Böyle kullanır. Niye böyle bilgi veriyorsun? Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Mağaralarımız bu kadardı. Bundan sonra da işte Points of Interest kısmı gelecek. Ondan sonra Altus platoyu tamamlamış bulunuyoruz.
Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğenip yorum yapmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.